Manyağın oğlu, korkusuz hayvan, ölüme kafa tutan umursamaz istediğini istediği zaman alan vahşi alemin en ağır delikanlısı olarak nitelendirilen. Baş belası bal porsu. Sizce bu hayvan insanlar tarafından neden bu kadar abartılıyor? Dünyada nem salmış karakter özelliği bakımıyla izleyenleri, görenleri şaşkına çeviren dünyanın en korkusuz hayvanı bir diğer adıyla manyağın oğlu en fazla 15 kilogram ağırlığında ve ölçülebilen en uzun uzunluğu 75 santimetre civarındadır. İlk bakıldığında ufak tefek gözüken bu canlı tilkiden akrebe, kobradan aslana, koma ejderinden timsaha kadar birçok tehlikeli ve yırtıcı hayvana kafa tutmaktadır. Korkusuz lakabı ile anılması ise bu sebeplerden ötürüdür. Sansargiller ailesinin en yırtıcı ve en güçlü iradesine sahip olan bu hayvanın ismi bala olan düşkünlüğünden gelmektedir. Arılar için tam bir baş belası olan bu hayvana arılar ve birçok diğer canlı kalın ve elastik derisi sebebiyle zarar verememektedir. Öyle ki bir yavru fili zehri ile anında öldürebilen kobra yılanını yemeye başladıktan bir süre sonra baygınlık geçirerek kobra yılanını yemeye devam etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu hayvanın tüketemediği hiçbir canlı türü bulunmamaktadır. Hayvan aleminin ağır delikanlısı olarak bilinen bu hayvan tehlike anında oldukça gür ve ürkütücü sesiyle rakibine gözdağı vermekte ve bir betona eşebilecek derecede keskin ve güçlü olan pençeleriyle rakiplerine kolaylıkla zarar vermektedir. Bu keskin ve güçlü pençelerini diğer hayvanların yuvalarını istila etmek için de kullanan yalnız kovboy genellikle bu işlerinin hepsini tek başına yapmakta ve tek yaşamaktadır. Sadece çiftleşme döneminde partnerleri ile buluşan bu canlılar çiftleştikten sonra dişi bal porsuğu 6 ile 8 hafta süren gebelik süresi sonunda doğan yavrusuna 12 ile 22 ay arasında değişen bir süre boyunca bakar. Yaşamı boyunca genellikle tek yavru dünyaya getirirler. Baş belası olan bu hayvanların yavrusuna bu kadar uzun süre bakmasının sebebi, bal porsuğu yavrularının tamamen kör olarak doğmaları ve bir süre bu şekilde hayatlarına devam etmeleridir. Genellikle tropik iklimlerde yaşayan bu hayvanların yetişme ortamı ormanlar, nehir kıyıları ve çayırlardır. Etçil olan bu türler bir günde şehirler arası yolculuk yapabilecek kadar yol kat edebilmektedir, yani bir günde birkaç yüz kilometre yürüyebilmektedirler. En büyük ve şaşırtıcı olan bir diğer özelliği ise kokarcalar gibi tehlike anında pis bir koku sızdırarak düşmanlarını etkisiz hale getirebilmesidir. Bal porsuğunun kokarcanın saldığı pis kokudan çok daha güçlü bir koku bombası saldığı ise pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir gerçektir. Manyağın oğlu olarak nitelendirilen bu hayvan koku yaymıyor. Bir anda oldukça güçlü ve etkili bir koku bombası bırakıyor. Anüsünden çıkan bu koku o kadar etkili ki salındığı yerde uzun süre etkisini koruyor. Bu sırada bal porsuğu koku ile sersemlemiş avını mideye indirme fırsatını yakalayabiliyor. Bu hayvanı izleyenlerin, görenlerin hakkında bilgi sahibi olan insanların şaşkınlık ve hayret içinde kalmasını umarım şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Sizce bu hayvana verilen lakaplar abartılı mı? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?